Öncelikle merhabalar arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Epic Games'in ay yeni yılı indirimleri başladı ve indirme süresi çok kısa. Süresinin kısa olmasından dolayı bu videoda güzel editler, böyle şaşarlı şeyler olmayacak. Maalesef sadece düz bir video olacak. Çoğu yerde oyunların e, videosunu değil, sadece görselini kullanacağım. çünkü videoyu olabildiğince kısa tuttum. 14 dakikada toplam 90 küsür oyun anlatacağım size. Yani bu 14 dakikanın içinde videolar serpiştirmek yapılabilirdi ama çok uzun sürerdi ve bu sırada indirimin süresi de azalacaktı, hype düşecekti. O sebepten dolayı olabildiğince hızlı editlemeye çalışacağım. Artık videoya geçebiliriz. İzlediğiniz için şimdiden çok teşekkürler. çok bilinen serileri koymak istiyorum. Yani her indirim videosunun başında böyle bir şey olması gerekiyor gibi. Metro serisi yine her zamanki gibi sudan ucuz bir fiyata düşmüş. Sağlam hikaye ile FPS oyunlarına açtık duyuyorsanız tam adresi. Bunları koymaya bile utanıyorum ama kesin hala almayan vardır. Batman Arkham 3 demesinde sepet atmaya kalmasın. Steam'de 60 dolar oldu bu oyunlar. Aklınızda bulunsun. Amnesia serisi bu seriyle çok aram yok. Fakat kaliteli ve uygun fiyatlı bir korku oyunu alternatif arıyorsanız bir bakabilirsiniz. Bulmaca yönüyle ön plana çıkan bir seri. Torchlight serisine şöyle diyebiliriz. Diablo kadar kar karanlık bir evrende geçmeyen, Diablo kadar karışık olmayan bir Diablo alternatifi arıyorsanız Torchlight serisine bakmanızı kesinlikle öneriyorum. Dishonored serisini sanırım almaya çok az kişi kalmıştır ama yine de bir hatırlatalım. Dishonored bir benim en sevdiğim oyunlardan biridir. Oyunda hayvani bir aksiyon ve gizlilik mekaniği var ama oyun size diyor ki bu oyunu bir kişiyi öldürmeden bitirebilirsin. Eğer bunu yaparsan iyi sona ulaşırsın. Çok güzel bir seri. Kesinlikle hala almadıysanız atın sepete. Mass Effect 3'lemesi Starfield gelene kadar bence bilim kurgu aksiyonu RPG türünde rakipsizdi. Starfield geldi hala rakipsiz. Öyle bir seridir yani. 99 TL karşılığında hayatımızın tecrübesini yaşıyor adamlar size. Şimdi 4 adet JRPG önereceğim. Planescape Torment azımsanmayacak kadar geniş bir kitlenin görüşüne göre tarihin en iyi RPG oyunlarından biri. Kült RPG'lerle aram var. İngilizcem iyi diyorsanız bir girişebilirsiniz. Ha diyorsan ağam bende İngilizce yok. Sana da çözümüm var. Icewind değil. Bana göre Planescape Torment'ten bile daha iyi bir JRPG. Hem de Türkçe değil destekli. Şimdi bir bu oyunlar ne oğlum? Nereden çıktı bunlar derseniz bu iki oyun kült Baldur's Gate serilerinin yapımcısının elinden çıkma. Tam oraya gelecektim. Bunları aldıysanız bir de Baldur's Gate biri sepete atıyorsun. Türkçe hem de mis gibi. İngilizcen iyiyse ikinci oyunda atıp keyfine bakıyorsun. Bu dörtlü seni 400 saat götürür en az. Şimdi Ubisoft oyunlarına geçelim. Assassin's Creed bizi zaman zaman kızdırsa da kopamadığımız serilerden biridir. Her yıl sövüyoruz ama eğlenerek de oynuyoruz. Çok fazla oyun indirme girmiş. Bir öneride bulunayım. Assassin's Creed Odyssey Gold Edition olarak alırsanız içerisinden Assassin's Creed 3 Remake de çıkıyor. Assassin's Creed 3 Remake'in içinde de Liberation Remake var. Bir oyun fiyatına 3 oyun almış oluyorsunuz. Böyle almanızı öneririm. Hazır Ubisoft'a girdik. Far Cry serisine çok iyi indirimler almış. Ben dürüst olmak gerekirse seride 3. ve 5. oyun artık sevdiğim pek bir oyun yok. Ama el gerisine duyurulur. Rayman Origins ve Rayman Legends de indirime girmiş. Co-op oynaması en keyifli platform oyunlarından, oyunlarındandır bence Rayman serisi. Tek oynayınca da fazlasıyla keyifli oluyor. Nereden biliyorsun diye sormayın. Ubisoft'un en elini en iyi kült seriler bana göre Splinter Cell ve Prince of Persia. İki seriden de oyunlar indirme girmiş. Splinter Cell'in ilk oyununu daha geçenlerde oynadım. Hala çoğu açıdan rakipsiz olması çok şaşırtıcı. Eski oyunlarlarınız iyiyse kesinlikle bir bakın. Son seri önerim de Sherlock Holmes serisi olacak. Ben gizem oyunlarını çok severim. Teması dedektiflik olduğunda iyice içine girerim. Bir de ana karakter kitaplarının hayranı olduğum Sherlock Holmes olunca çıkamıyorum. Siz de benim gibi kitap serisini seviyorsanız Chapter 1'a ve The Devil's Daughter'a bir bakın derim. This is War of Mine oyuncuyu son derece etkileyen bir yapım. Savaş atmosferini size çok iyi yaşatıyor. Hayatta kalma çabasını görüyorsunuz karakterlerin. Arka plan hikayesi de inanılmaz iyi. Atmosferine en iyi yansıtan oyunlardan biri desem yalan olmaz. Göz atmanızı değil şiddetle oynamanızı öneriyorum. Flatout oyunlarını sanırım bilmeyen yoktur. Yarış oyunlarına araç parçalanma efektleriyle yeni bir soluk getirmişti. İlk iki oyun çok uygun fiyatı alınabilmekte. Bakılabilir. Genesis Alpha 1 benim de henüz yakın zamanda aldım ve deneyim edemediğim bir oyun. Yapısı itibariyle oyun normal Sky'a benziyor gibi durmakta. Fiyatı çok uygun olduğu için listeye aldım. Korku oyunlarını dediğim gibi aşırı sevmem ama Soma atmosferiyle beni en çok etkilen korku oyunlarından biri olmuştu. Yemin ederim şu fiyatı yabancılar görse kıskançlıktan çatlar yani. Alın bence artık. Rogue Legacy e, bir Metroidvania fakat bazı yönleriyle standart Metroidvania oyunlarından sıyrılıyor. Örneğin oyunda öldüğünüzde gerçekten ölüyorsunuz. Karakterinizin yerine çocuğu onun yerine alıyor. Bunun sıra dışı kılan ise yeni karakteriniz farklı avantajlara ve dezavantajlara sahip olabiliyor. Örneğin cüce veya dev veya renk körü olabiliyor. Oynanışı çeşitlendiriyor bu elementler. İki oyunda öneriyorum. Eight Doors hakkında çok fazla fikrim olan bir oyun değil. Atmosferinin Limbo'ya benzemesine karşın aksiyon platform oyunu olmasıyla benim ilgimi çekti. Bir göz atabilirsiniz siz de. Swordbringer, Celeste ve Dead Cells karışım bir aksiyon platform oyunu. Oynan işi kesinlikle çok keyifli. Eğer aksiyon platform oyunu arıyorsanız bir bakabilirsiniz. Ha aksiyon olmasın normal bir oyun oynayacağım diyecekseniz. Sadece platform oyunu istiyorsanız Celeste az önce söyledim. Celeste hala bedava fiyata satılıyor neredeyse. Hala almadıysanız onu da sepete atabilirsiniz. Bir alanı sonuna kadar keşfetme koşunuza gidiyorsa Gone Home tam sizlik bir oyun. Arka planda dönen hikayesi de oldukça ilgi çekici. Çok uzun sürmeyen bir tecrübe arıyorsanız bir sepete atabilirsiniz. Fiyatı çok uyguna düşmüş. ...su altı fobim olduğu için hiç girmesem de... ...kaliteli olduğunu bildiğim bir oyun var. O da Abzu. Rahatlatıcı bir oyun arıyorsanız tam yeri olabilir. Başka bir rahatlatıcı oyun önerisi de... ...Slime Rancher 1 ve 2. Bu iki oyun da size rahatlatıcı ve uzun saatler geçirtebilir. Yani aslında biraz modası geçti slime'ların ama... ...döneminde beni eğlendirmişti birinci oyun. İkinci oyunu henüz oynamadım fakat... ...birinci oyunu temel aldığını biliyorum. Lake de benzer bir etki veriyor vücuda. Arka planında dönen duygusal bir hikayesi de var. Güzel şarkılar eşliğinde kargolar dağıtıp... ...tatlı hikayesine eşlik edebilirsiniz ya da kart oynarsınız ve Şirin bir şirin grafikler eşliğinde haritalar üzerinde oynayarak kendi yolunuzu çizersiniz. Tabi dilerseniz Figment oynayabilirsiniz. Muhteşem sanat tasarımının ve görsellerin içinde kaybolurken bir yandan da bulmaca çözersiniz. Belki de Toon'un tatlı çizimlerine eşlik eden tatlı hikayesini başarılı point and click mekanikleriyle tecrübe etmek istersiniz. Hem de Türkçe dile desteği eşliğinde. Tabi herkesin tatlılık algısı aynı değil. Belki de siz bal kabağı kafalı bir canavarı yönetip 3D aksiyon platform mekaniklerinin tadına varmak istiyorsunuzdur. Bu durumda da Pumpkin Jack'e bakabilirsiniz. Ya da doğa resimleri çekmek, soyu tükenmek olan hayvanları aramak, bulmak ve fotoğraflama koşunuza gidiyordur. Bu durumda size albay almamız gerekiyor. Ya da gördüğünüz her şeye dönüşebilmek istiyorsunuzdur ki bunu kim niye istesin bilmiyorum. Ama öyle bir fanteziniz varsa Chiya'da tam sizlik bir oyun. Ben duygusal insanım. Yok mu ağlatacak bir şey diyorsanız Last of June ne güne duruyor? Ya da kardeşlik bağını temeli alan Brothera A Tale of Two Sons da sizin oyununuz olabilir. Belki de sizi savaşın acılarını görmek etkiliyordur. Bu durumda Valiant Heart'a bakmanız da şart. Atmosferiyle sizi için içine çekecek oyunlar da var listede. Mesela Insight ve Limbo. Bu iki oyunu hala sahip olmayan varsa sırf oyun kültürünü geliştirmek için bile alıp oynasın. Limbo neden oyun sektörü için miyank taşlarından biri anlasın. Atmosfer demişken atmosferi muhteşem oynanışı M olan Track to Yumi de çok uygun fiyatlara düşmüş. bu fiyattan bakılabilir. Kışın oynaması ekstra keyifli olan tarihin en sayko şehir kurumu oyunu Frostbank'ta büyük bir indirim almış. Atmosferi sizi daha da üşütecek yanınıza çay almayı unutmayın. Kış temasını sevdiyseniz fakat ben şehir kurmak istemiyorum, hayatta kalmayı doğrudan kendim deneyimlemek istiyorum derseniz de The Long Dark bu ihtiyacınızı karşılayacaktır. İnsanlar uzaya çıkmak için milyonlar döküyor. Özellikle aya ayak basmak için. Siz sadece bir ekmek parası vererek aya ayak basabilirsiniz. Deliver As The Moon bunun için burada. Ya da ay sizi kesmedi mi atmosfer olarak? Sizi Çernobil'e alalım da radyosunda bir hayatta kalmaya çalışın. Araya bir de bir RPG katalım. Atom RPG. Kendini adıyla özetleyen bir oyun. Fallout'u kendine idol alan Atom RPG gayet başarılı bir RPG örneği. Eski Fallout tarzını merak ediyorsunuz ama oynamak için çok eski geliyorsa sizi buraya alalım. Ya da RPG olsun ama aksiyon da olsun derseniz size bir hırsızın hayatını oynadığımız Seven'ı öneririm. O da sarmadı. Bir, bir de metin tabanlı RPG öner ama hikayesi muhteşem olsun diyorsanız Disco Elysium oynama vaktiniz bence gelmiş. Rol yapma olsun ama aksiyon ağrımazsın. Hikayesi de başından kaldırmasın diyorsanız da Delalay var. Yeriniz kesinlikle Witcher 3. Witcher 3 oynadım ama ya bitti ya da beni sarmadı derseniz. Daha benzer, daha yaşam simülasyonu odaklı bir rol yapma oyunu yok mu elinde derseniz o da var. Daha düşük bütçeli ama fikir olarak çok daha geniş ve yenilikçi olan Kingdom Come Deliverance da sizin oyununuz olabilir. Ya da korku ve RPG üyelerinin birleştiği Lovecraft mitosunun da içinde bulunduğu bir oyun arıyorsanız yerli yapım olan Stezen sizi Lovecraft mitosuyla belki içine çekebilir. Strateji yok mu agam kuruduk derseniz o da var. Heroes of Might and Magic serisini seviyorsanız Song of Conquest Heroes of Might and Magic serisinin ayak izlerini takip eden bir oyun. Hem de Türkçe dil desteğiyle. Sıra tabanlı strateji olsun ama kafamı da çok yormasın diyorsanız Into the Bridge satın almanızı bekliyor. Ya da ben onu bunu bilmem ben komandosçuyum maga diyorsanız ruhani devamı Desperados var. Strateji kısmı kafamı yorsun ama güzel hikayesi de olsun anime kızları da içersin diyorsanız Edge of Eternity sizin oyununuz olabilir. Iron Harvest son derece uygun fiyata satılan bir RTS. Ucuz bir RTS arıyorsanız göz atılabilir. Oyunu aldım fakat henüz deneyimlemedim. Öneri değil de bakılabilir diyelim. Peki agalarla girmelik oyun yok mu listede? Olmaz olur mu? ot vardı alalım sizi. Keşif hissini size eşitirken zorluğuyla da oyunda tutacak bir yapım. Daha zor yok mu derseniz Remnant from the Ashes var. Agalarla Souls like. Zor olmasın agalarla amelelik yapıp sarı kola içelim derseniz de Red bir bakabilirsiniz. Ya da agalarla otomasyon yapıp başarı tatmini yap yaşayabilirsiniz. Satisfactory bunun için çok uygun bir oyun. Left 4 Dead benzeri bir oyun yok mu? Agalarla zombi öldürmek istiyorum derseniz de Back 4 Blood var. Bütün DLC'lerini içeren paket almanızı öneririm. Agalar değil de mantayla girmelik bir şey lazımsa da It Takes Two var. Game of the Year kazanılı olmuş bir oyundan bahsediyoruz. Dikkatinizi çekerim. Ben hafif gerilmek istiyorum derseniz Alan Wake Remastered Türkçe dil desteğiyle sizi bekliyor. Ama AMD kartınız varsa dikkatli olun hafif sıkıntılar çıkarabiliyor. Resident Evil tadı verecek bir korku gerilim oyunu yok mu dersiniz? eski Resident Evil tadını vermeyi hedefleyen Tormented Souls var. Gersin ama hikayesiyle de etkilesin. Asyaların elinden çıksın. Onlar bu işi iyi yapıyor derseniz de Firework var elimizde. Korkutsun ama işin içinde inanılmaz bir yemek de olsun derseniz el çizimi grafikleriyle mandal size yuh lan bunu nasıl yapmışlar dedirtecek. Yarış oyunlarıyla aram bayağıdır yok ama birini önerecek olsam bu sanırım Need for Speed Unbound olurdu. Yarış oyunu oynasak da bir de güzel bir hikayesi olsun diye düşünüyorsanız tam sizlik. Yok mu böyle aksiyon oyunu, böyle aksiyonuyla büyüleyecek bir oyun? Ben kılıç kullanmak istiyorum, silahlarla ortalığı dağıtmak istiyorum derseniz daha iyisini yapıp size ışın kılıcı vereyim. Star Wars Jedi Fallen Order sizi savaş mekanikleriyle de hikayesiyle de tatmin edecektir. Star Wars olsun ama daha çok uzayda geçsin. Uzay gemisi kullanalım, savaşalım derseniz de Star Wars Squadrons var. Çok da uygun fiyatta. Fütüristik temaları seviyorum ama Star Wars sevmiyorum derseniz de System Shock Remake var elimizde. Eski oyunların günümüze güzel uyarlamalarından biridir. Bir bakılır. Roguelike versiyonu yok mu derseniz onu, o da var aslında. Void Busters bu temanın en iyi roguelike örneği olabilir. Garip bir oyun olsun ama mizahı da sağlam olsun derseniz Journey to the Savage Planet sizin oyununuz olabilir. Ya da hem gelecekten hem geçmişten figürler içerisinde diyorsan ...Horizon Dawn bakılabilir bir oyundur. Ben çok geçmişe gitmek istiyorum. Gelecek veya yakın tarih hiç ilgimi çekmiyor derseniz de... ...sizi evrim öncesine götürelim. Ancestor sizin maymunu gibi hissettirecek. Bunun garantisini verebilirim. Zombi kıyameti içeren hikaye odaklı bir oyun da bırakalım buraya. Days Gone türünün en başarılı örneklerinden biridir. Daha çok hikaye anlatımına odaklanmıştır. Bilginiz olsun. Hiç kaz olmak istemiş miydiniz? Ya da şerefsiz, haysiyetsiz bir kaz olmak istemiş miydiniz? Untitled Goose Game bu hayalinizi gerçekleştiriyor. Araya bol aksiyonlu bir oyunda bırakalım. Online tarafı da iyi olsun hem de. Battlefield 5 bu fiyat bandında en iyi tercih olacaktır. Aksiyonu muhteşem olsun ama single ve hikaye tarafı yoğun olsun diyorsanız da kontrole bakmanız gerekmekte. Yok mu gizem dolu dedektif oyunları derseniz tabi onlar da var. Kralı var hem de. The Wolf Among Us masal karakterleri eşliğinde cinayet çözmenin keyfini yaş yaşatmakla kalmıyor. Size muhteşem bir hikaye de anlatıyor. Bunun yanında bana göre Telltale'in şu ana kadar çıkmış en iyi oyunu The Wolf Among Us'tır. Ya da belki masa başı çalışan bir dedektif olmayı tercih ediyorsunuzdur. Online eğitim ile dedektif olmanızı sağlayacak Song of Farsa'ya bakabilirsiniz. Şuraya iki tane point and click oyunu da bırakalım. Trümer Brook ve Crown and Pounds Kingdom of Decide aynı yapımcının iki oyunu. Point and click oyunlar konusunda takıntılı olduğunu belirtmek lazım bu ekibin. İşlerini çok iyi yaptıklarını söylemek lazım ama. Hep sağlam hikayeleri iyi bulmacalar ile sunmayı başarıyorlar. Bu iki oyunu da öneriyorum. Dedektiflik olsun ama da doğaüstü olaylar da olsun derseniz The Dark Side Dedektif pikseler tasarımlarıyla gözünüzün pasını silmek için bekliyor. Ben Sherlock değil. Daha çok Herkül Poirot'cuyum diyorsanız da Agatha Christie Herkül Poirot First Case uygun fiyatıyla iyi bir alternatif olabilir. Keyifli bir action platform oyunu arıyorsanız sanat tasarımda farklı olsun diyorsanız Narita boyu var elimizde. Eğer Anomaly Agent'in oynanışı hoşunuza gittiyse bir bu oyuna da bakabilirsiniz. Platform okey de Souls like de olsun derseniz Tales of Iron Geralt'ın seslendirmesiyle birlikte sizi bekliyor. Kült bir point and click serisi olan Cyberian'ın da son oyununu ekleyelim listeye. Seriye neden sadece son oyunu koyuyorsun derseniz son oyunda eski oyunları dizi gibi izlemenizi sağlayan bir menü bulunmakta başka. sizi uğraştırmaktan kurtarıyor biraz. Türkiye'yi çok seviyorum. Bana ülkemi, topraklarımı hatırlatacak bir oyun yok mu derseniz o da var. Road Knight 6 Size Türkiye'yi sonuna kadar yaşatacak. Detayına pek girmeyeceğim. Oynayınca anlarsınız. Yine size Türkiye atmosferini yaşatacak bir oyun önereyim. Medyadan ama bu sefer not for broadcast. Hep sansür yapmak isterdim diyenlerdenseniz tam sizlik bir oyun. Ben fakir mahallelerin yanı başına gökdelendeki parama bakacağım derseniz de Project Highrise var. Gökdelen beni kesmez. Ben bütün bir şehir inşa etmek istiyorum ve 10 TL'den ucuz olsun diyorsanız çok şey istiyorsunuz. Ama size de uygun bir şeyim var. Before We Leave Skyrim modu olarak geliştirilip ardından bütün bir oyun haline gelen, emek kokan, sanat tasarımıyla büyülen The Forgotten City'yi unutsam ayıp olurdu. Beni tanıyanlar bilir. Moonlighter benim favori oyunlarımdan biridir. Yaratıcı oyunları sevdiğimi söylemiştim. Moonlighter The Binding of Isaac benzeri bir roguelike mekaniğine sahip bir oyun. Böyle deyince sıradan bir oyun gibi gelebilir ama durum bundan ibaret değil. Oyunda zindanlardan düşürdüğümüz itemleri mağazamızda satmak gibi güzel, eğlenceli bir mekanik de var. Bistey belki anime kızları açısından yetersiz bulmuş olabilirsiniz. Bu sebepten dolayı size son olarak en kralını içeren bir oyun önereceğim. Final Fantasy 7 Remake Integrate g sıra tabanlı savaş sistemi size gitmiyorsa yarı ekensileş, yarı sıra tabanlı savaş sistemiyle Final Fantasy 7 Remake ilginizi çekebilir. Ayrıca hikayesinin muhteşem olduğunu ve Tifa Lockhart içerdiğini söylemiş miydim? Evet, son olarak ekleyeceğim bir oyundan var. Tahmin edebiliyorsunuzdur. Benimle özdeşleşmiş bir oyun. Cyberpunk 2077 var listemizde. Şimdi gidiyorsun, paran azsa 400 TL verip 100 saatini bu oyuna gömüyorsun. Paran çoksa 700 TL verip 150 saatini bu oyuna gömüyorsun. Sonra gelip bana teşekkür ediyorsun. Evet, listeler şu anda sona erdi. Yani iyi bir video olduğunu düşünüyorum. Editlemesi bayağı uzun sürdü. Yaklaşık 6 saattir editiyle uğraşıyorum. Kaydı 1,5-2 saat falan sürdü. Yoruldum ama sonuç güzel oldu gibime geliyor. Yani tek canımı sıkan şey trailer yerine resim kullanmak zorunda kaldım. Çünkü vakit yoktu. Olsun bence yine de güzel video oldu. Videodan faydalandıysanız ve beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın kendimi geliştirmem için yapmak istediğiniz yapıcı eleştiriler varsa yorumlarda bekliyorum. Kanala abone olursanız da çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.